Merhaba sevgili öğrenciler, kanalımıza hoş geldiniz. Yazılı çalışmalarımız da devam ediyor. 4. sınıflar için din kültürü yazılı çalışması yapacağız bugün sizlerle. Hemen başlayalım arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in en uzun ve en kısa sureleri aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Fatiha, Kevser, Bakara, Nas, Bakara, Kevser, Fatiha, Bakara şıklarımız bu şekilde. Evet arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi hepinizin de bildiği gibi Bakara'ydı değil mi? Yani C seçeneğinde hangisi var? Bakara ve Kevser. Cevabımız C seçeneği olacak. İkinci sorumuza geçelim hemen. Aşağıdakilerden hangisi insanın huzurlu ve mutlu olarak yaşayabilmesi için gereken kurallardandır? Haksızlık etmek olur mu arkadaşlar? Olmaz. Eleyelim. Saygı ve sevgi bu dursun. Bu olur çünkü. Dedikodu yapmak bu da olmaz arkadaşlar. Kin ve nefret bu da olmaz. Hangi seçeneğimiz doğru oldu? Saygı ve sevgi. Evet. Aile ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bizim ilk eğitim yuvamızdır. Arkadaşlar şurada R çıkmamış, ben yazayım. Evet, ilk eğitim yuvamızdır. Bu doğrudur. Yanlıştır arayacağız biz. Ahlaki yapımız ailede şekillenir. Evet. Ailede sevgi saygı esastır. Bu da doğrudur. Hayatımıza hiçbir etkisi yoktur. Bu yanlıştır arkadaşlar. Hayatımıza hiçbir etkisi yoktur gibi bir ifade yanlış bir ifadedir. Dördüncü sorumuza geçebiliriz. Evet, diğer yazılarımızda videomuzun kanalımızın oynatma listesinde videolarımızı da bulabilirsiniz biliyorsunuz. Hemen devam edelim. Peygamberimizin cennet annelerin ayakları altındadır sözü bize ne anlatmaktadır? Annelerimizi üzebiliriz. Tabii ki hayır. Cennete girmek anneye saygıdan geçer. Evet dursun. Annemizi kırsak da bir şey olmaz. Tabii ki olur. Bu da yanlış. Bazen annemize bağırabiliriz. Hayır bağıramayız. B seçeneğimiz doğrudur arkadaşlar. Cennete girmek anneye saygıdan geçer. Peygamber doğmadan önce Mekke'de Hazreti İbrahim'den kalma dine inanan insanlar bulunmaktaydı. Az da olsa Allah inancı vardı. Bunlar putlara tapmıyorlardı. Yukarıda bahsedilen Hazreti İbrahim'den kalma din hangisidir? A. Yahudilik, B. Haniflik, C. Tapıcılık, D. Hristiyanlık. Arkadaşlar Hazreti İbrahim'den kalma bu din Hanifliktir. Hanif zaten İslam anlamına gelmektedir. Geçebiliriz 6. sorumuza. Herhangi bir işe başlarken söylememiz gereken söz aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar, herhangi bir işe başlarken söylememiz gereken söz elhamdülillah, besmele, kelime-i tevhid, kelime-i şehadet. Evet arkadaşlar, bunu hepimiz biliyoruz. Besmele, bismillahirrahmanirrahim şeklinde bir işe başlarken besmeleyi söylemeliyiz. 7. sorumuza geçelim. 571'de babasıydı Abdullah, bir güneş doğdu annesiydi. Adı Muhammed'di, süt annesi boşluk. İlk söz ümmet doğdu cennet evine diyor. İlahideki boş yerlere gelecek seçenek hangisidir? Halime, Amine. Evet, annesi arkadaşlar. Annesinin adı neydi Peygamber Efendimizin? Amine değil mi? Annesiydi Amine. Süt annesi de Halime'ydi. Hangi şıkta var? Hemen bu şekilde daha kolay buluyoruz. B seçeneğine bakıyoruz. Hayır, A da yok. C de evet, Amine ve Halime arkadaşlar. Annesinin adı Amine. Süt annesinin adı Halime. Anne ve babamızı bizi sever, korur, büyütürler. Evet, bakalım. Anne ve babamız çok para kazanmamamız için. Yani güzel bir tamamlama olmaz. Karşılık beklemeksizin dursun arkadaşlar. Kötü ahlaklı olmamız hayır. Okulu bitirmemiz için hayır. Karşılık beklemek sizin sever, korur ve büyütürler anne babamız bizleri arkadaşlar. 9. sorumuza geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in özelliklerinden biri değildir? Kur'an Arapça olarak gönderilmiştir. Evet, bu Kur'an-ı Kerim'in özelliğidir arkadaşlar. Arapçadır. Son kutsal kitaptır. Evet arkadaşlar, son kutsal kitaptır. Kur'an hiç değişmeden günümüze kadar gelmiştir. Evet, hiç değişmemiştir arkadaşlar. Kur'an sadece Araplara gönderilmiştir. D seçeneğimiz yanlıştır arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim evrenseldir. Tüm dünyaya gönderilmiştir. Araplara değildir. Tüm dünyaya gönderilmiştir. O yüzden D seçeneğimiz değildir olduğu için sorumuzun cevabıdır. Evet, geçelim arkadaşlar. Yukarıdaki cümlede bulunan boşluğa aşağıdakilerden hangisi geldiğinde anlamlı bir cümle olur? Bakalım arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de her biri sayfadan oluşan, evet arkadaşlar, 20 sayfadan oluşan 30 cüz bulunur arkadaşlar. Cüz, 30 cüz bulunur. Hangi şıkta var 20 ve 30?
Evet. C seçeneği de var değil mi arkadaşlar? Hayır, 20 ve 100 olacak. 20 ve 30 olmayacak. 30 yüzden 100 bulunur dediği için 20 ve 100 C seçeneğimiz doğrudur arkadaşlar. Evet, geçebiliriz arkadaşlar diğer bir sorumuza. Anne, baba ve çocuklardan meydana gelen toplumun en küçük birimine ne denir? Evet, buna aile, toplum, millet, halk. B, C, D'yi eledik arkadaşlar. Hepinizin de bildiği gibi aile denir. Türk toplumunda en çok neye değer verilir? Paraya çizelim arkadaşlar, olmaz. Aileye dursun, eşyaya çizelim, olmaz. Arabaya bu da olmaz. Türk toplumunda en çok aileye değer verilir sevgili öğrenciler. Kur'an-ı Kerim hangi gece indirilmeye başlamıştır? A. Miraç kandili, B. Kadir gecesi, C. Mevlüt kandili, D. Berat kandili. Evet sevgili öğrenciler, neydi bunun cevabı? Kadir gecesinde indirilmeye başlanmıştır Kur'an-ı Kerim. Vahiy meleğinin ismi nedir? Vahiy meleğinin ismi nedir arkadaşlar? Sorumuz. Şimdi bakalım, Azrail, Mikail, Cebrail, İsrafil. Azrail ölüm meleği olarak geçiyor arkadaşlar. Ölüm meleği olarak geçiyor. Mikail ise doğa olaylarını düzenleyen melek. Yazalım bunları. Doğa olaylarını düzenleyen melek. Evet, Azrail eledik, Mikail'i eledik, Cebrail ise, evet, Cebrail vahiy meleği olarak geçiyor sevgili öğrenciler, vahiy meleği olarak geçiyor. Cebrail seçeneğimiz doğrudur. İsrafil ise kıyamet gününde sura üfleyecek melek, sura üfleyecek melek şeklinde kısa yazalım, üfleyecek olan melek. Melek, şöyle kısa yazalım arkadaşlar, o zaman cevabımız Cebrail oluyor. Şu şekilde Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil. Ne oldu sevgili öğrenciler? Cami. Yani bu da bir kodlamadır sizin için. Küçük bir ipucu vereyim. Kur'an-ı Kerim kim tarafından çoğaltılıp başka yerlere gönderilmiştir? Kim tarafından çoğaltılıp? Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim... Hazreti Ebu Bekir zamanında kitap haline getirilmiş, Hazreti Osman zamanında çoğaltılmıştır. B seçeneğimizde cevabımız çoğaltılıp ve dağıtılmıştır arkadaşlar. Hazreti Ebu Bekir de kitap haline getirmiştir. Kitap haline getirmiştir. Yazalım. 16. sorumuza geçelim arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okumaya ne ad verilir? A. Ayet, B. Hatim, C. Musaf, D. Cüz. Hatimdir değil mi sevgili öğrenciler? Kur'an-ı Kerim baştan sona okumaya hatim diyoruz biz. Hazreti Muhammed yılında peygamber olmuştur. Kaç yılında peygamber olmuştur? Arkadaşlar miladi 610. Evet, C seçeneğinde cevabımızı bulduk. 610 yılında peygamber olmuştur. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz. Evet, günah dinde suç sayılan ve Allah'ın buyruklarına aykırı olan iş ve söz ve davranışlardır. Evet arkadaşlar, bu doğrudur. Cami ve mescitler Müslümanların topluca ibadet ettikleri, namaz kıldıkları yerdir. Bu da doğrudur. Dostluk ve kardeşliğin temeli nefrettir. Evet arkadaşlar, bu yanlıştır. Nefret olamaz. Evet, merhamet etmeyene merhamet edilmez. Bu da doğrudur arkadaşlar. Peygamberimiz güvenilir olduğu için ona Muhammedül Emin denmiştir. Evet arkadaşlar, Muhammedül Emin denmiştir. Bu da doğrudur. Kur'an-ı Kerim dinimizin en belirgin sembolüdür. Gördüğümüzde İslam dini aklımıza gelir. Evet arkadaşlar, bu da doğrudur. Evet, 19. soruda Fatiha suresini yazın demiş arkadaşlar. Ben daha önceden yazdım. Birlikte okuyalım. Siz daha sonradan videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. İyyâke nâbidü ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayrül mağdûbu aleyhim. Veleddâllin. Amin. Evet sevgili öğrenciler, videoyu durdurup tekrardan siz yazabilirsiniz. Duamızı ezberlemeniz kolay olsun diye. Evet, geçebiliriz sevgili öğrenciler. Kelime-i şehadeti ve anlamını yazınız.
Evet, ben daha önceden yazmıştım arkadaşlar, çok vakit kaybı olmasın diye. Kelime-i şehadet: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü demektir. Anlamı: ben şehadet ederim ki, yani görmüş gibi bilirim ve bildiririm ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve resulüdür anlamıdır arkadaşlar. Yine videoyu durdurup tekrardan izleyebilirsiniz. Kevser suresini yazınız demiş. Yine ben bunları yazdım arkadaşlar, çok zaman kaybı olmasın diye. Bismillahirrahmanirrahim. Çok kolay bir sure zaten. İnna ateyna kel kevser feselli li rabbike venhar inna şaineke hüvelebder. Evet sevgili öğrenciler, çalışmamızın sonuna geldik. Umarım yardımcı olmuşumdur. Hepinize başarılar. Allah yardımcınız olsun. Önemli olan öğrenmeniz, önemli olan sizin mutluluğunuz. Yani güzel güzel notlar alırsınız ama not o kadar önemli değil. Önemli olan sizin yüzünüzün gülmesi bizler için.